Döndü kılıç, önceden tabii ki çekerekti, sonra kılıçtı. Yozgat çekerekti. 12. ayın 11'i 1961'de doğdum. 62 yaşına girdim. İlkokulu orada bitirdim. Öğretmen okulundan hemşire okuluna girmiştim. Kazandım. Annem babam olmadığı için erkenden evlilik yaptırdı. Çıktım, İstanbul'a geldim. 14 yaşına kadar kaldım memleketimde. 14 yaşından sonra 74'te zaten İstanbul'a evlendim, gelmiştim. Kardeşlerim, 3 erkek kardeşim var. Zaten en büyük kardeşim 5 yaşındaydı erkek. En küçük kardeşim 1 yaşındaydı. Bir tane benden 1,5 yaş büyük ablam var. O da zaten Sarıyer'de oturuyor. Çocukken ben 1. sınıfa giderken babamın 3 tane bakkalı bir oteli vardı. Babam daha önce öğretmenlik yapmıştı. Atatürk'ün hastalığındandı. Beni ilkokula 1. sınıfa yazdırdı. 2. sınıfa geçince babam ölmüştü. 1 yıl babamla ben bakkal çalıştırdığımı biliyorum. Ondan sonra zaten hiçbir şeyimiz olmadı. Annem yani ne uğraştıysa oraları kapattı. Bir şey yapamadı. Çocukları gene hepsini kardeşlerimin okuttu. Hepsi de devlet memuru. Hepsi de emekli oldular. 78, 79, 80 senelerinde de işte burada eşimin dediği gibi yani arkadaşı bir arsa almıştı, ortak yaptı, geldik. Bir gece kondu yapmıştık. Oralar, ben böyle hiç şehirde yaşadığım için hiç köy görmedim. Burası çok kötü bir yerdi. Gelmedim, bir duyduk ev yıkılmış gece kondu. Tekrar bir daha parayla satın arsa aldık. Bir gece kondu yaptık. İşte 4-5 yıldır durduktan sonra bir bina yaptık eşim şey, emekli şey olunca, çıkış verince. Bu hayatımız böyle geçti. Benim çocuklarım burada büyüdü, burada okudular, burada evlendiler. Bu torunum benim, kızımdan, küçük kızımdan. 3 yaşında Rüzgar Efe, evet. İlk geldiğimde de Levent'teydik, bir Levent'teydik. Gültepe girişinde oturuyorduk. Orası çok güzeldi. Buraya da gelince burası ormandı. Ben hayatımda da orman görmemiştim. O kadar zor geldi ki bana burası. Yani ne bileyim, ormanda çakallar falan bağırıyor diyorlardı. Ben her şeyden korkuyordum. Zaten 15 yaşında kızımın birini yaptım. 17 yaşında oğlumun. Üçümüz beraber büyüdük. Kızımla 15 yaş, oğlumla 17 yaş aramda var. Küçük kızımı 27 yaşında doğdum. Hepimiz küçüktük. Ben her şeyden korkuyordum. Tarlaydı, kötüydü, yol yoktu. Hiç otobüs, minibüs, hiçbir şey yok. Her şeyde ıhlamur kuyuya çıkacaksın. Orada çok seyrek bir minibüs, otobüs geçiyordu. Otobüs daha doğrusu, minibüs de yoktu. Eskiden de çok iyiydi. Şu anda şu mahallede olarak şu anda bizim komşuluk ilişkimiz hala güzel. Yani birbirimize her şeyimizi güveniriz, her şeyimizi yaparız. Diyaloğumuz şu anda iyi. Bir arka sokak olsa bilemem ama şu anda bizim burada 5-10 komşuna çok iyiyiz. Hala diyaloğumuz çok güzel. Eşimle hiç tanışma hikayem falan olmadı. Ben 14 yaşındaydım. İşte bir benim babalığım tarafından tavsiye edildi. 15 gün içinde hem sözlenildi hem düğün olundu, gelindi. Ben hiç görmemiştim. 81'de bir yıl eşimle beraber Levent'te Gorban Işıl'da Cüneyt Arkın'ın kayınpederinin orada çalışmıştım. Ondan sonra da başka yerlerde bir aşçılık falan yaptım. Ortaköy'de, Ümraniye'de, Boğaziçi Sucuk Fabrikası'nda. Sonra da dışarıdan ödedim, emekli oldum. Tabii ki geçmişteki bizim buradaki yaşadığımız Ümraniye o kadar kötüydü ki diyorum ya, hep tarlaydı. Hiçbir şey yok. Şimdi çok güzel ama sadece buranın bir 30 yıldır gelişmediği bir şey var. Yarısı tapulu, yarısı tapusuz, hala gece kondu duruyor. Hala hiçbir şey değişmedi. Yani öyle olarak değişmedi ama yoksa mevki güzel. Her şey var. Otobüsümüz var, metromuz var. Gelişmemiz çok güzel. Belediyelerimiz çok güzel çalışıyor. Her şey güzel. Eskiye göre çok 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 iyi. Çok teşekkür ederim. Çok iyi ilgileniyor. Ben de kaç kere kahvaltılarında, yemeklerinde, organizelerinde oldum. Ben de tanıyorum. İlk belediye başkanı Hasan Can tanıştırırken zaten yemek verdi. Oradan belan şeylerim var benim. Fotoğraflarım falan var İsmet Yıldırım'la falan. Çok iyi yani. Bayağı da ilgileniyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibine de teşekkür ediyoruz. Yani Ümraniye Belediyesi'nde bütün çalışanlarına. Güzel bir çalışması oluyor yani. Her şeyle iyi yani. Mütevazı bir kişiliği var. Yani çalışan elemanları da iyi. Kendisi de çok çok iyi. Her şey için teşekkür ediyoruz.